Merhaba arkadaşlar, bugün Tonguç Akademi'de trigonometride yarım açı formülleri göreceğiz. Apache. Ne alaka evladım? Ha, yarım açı, pardon, yanlış okudum hocam. Evladım, Apache yarım açı formülleri çok çıkar bak. Ama bu Apache'ye benziyor gerçekten. O ne biçim gözlükler ya? Hocam en sonunda beni yakışıklı çizmişsiniz ya. Saçlı başlı gözlüklü. 3D gözlüklere benziyor bunlar Aynen ha. aynen hocam. Hiç gitti mi 3D sinemaya evladım? Gittim hocam. Çok keyifli, çok Hangi eğlenceliydi. filme gittin? Filmi izlemedim hocam. Yanında arkadaşım vardı. Filme hiç bakmadım. Yani Ay öyle sohbet Allah ettik onunla. senin. Sinemada sohbet ettiniz. Yani konuştuk böyle. Atmadılar mı size evladım? Atmadılar hocam. Zaten herkes gözlükleri takmış. Böyle heyecanla filmi izliyorlar. Biz öyle sohbet ettik. Ha, tabii 3D Ama sinema. filmin ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama güzel filmdi muhtemelen. Güzel olsa gerek ha. Evet. Şimdi Tonguç'um bak, cos 2x eşittir. İlk bu yarım açı formülü bir tanesi. Buracık karışık gözüküyor biliyorum. Ama cos 2x'in açılımı şudur Tonguç. Cos kare x eksi sin kare x. Bu ne demek diyeceksin? Ya bu ne ya falan diyeceksin. Hemen ben sana açıklayayım. Bu ne Bak ya? bir daha söyle. Bu ne ya? Harika. Cos 60 deyince Tonguç, ben bunu cos kare 30 eksi sin kare 30 diye yazabilirim. Tamam. Tonguç, yani buradaki açı buradaki açıların iki katı olmak zorunda. O yüzden veya yarısı olduğu için yarım açı formülleri diyoruz. Ha. Bak, yarım açının tanımı bu. Bu açının yarısı. O yüzden bunlara yarım açı diyoruz. Bak, cos 60'ı bir başka türlü daha yazabilirim. 2 cos kare x eksi 1. Bak, buradaki 2x, buradaki x, görüyor musun? Evet. O zaman 2 cos kare 30 eksi 1 diye yazabilirim. Doğru. Çok benziyor değil mi? Cos 2x, cos 2x. Demek ki 2x 60. O zaman bir tane x nedir Tonguç? 30. 30. O yüzden cos kare x, 2 cos kare 30 eksi 1. Aa, Şimdi doğru. bir defa daha yapalım. Cos 60'ı bu sefer başka 3 tane alternatif var bunun bak. Bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü. En fazla kullanılan şu ve şu Tonguç. Bu ikisini çok kullanacağız, o yüzden gözün uyanık olsun. Bak, Tamamdır hocam. cos 60'ı da aynı şekilde 1 eksi 2 sin kare 30 diye yazabilirim Tonguç. Bak, buradaki iki katı, buradaki bir katı. Anladım hocam. Bunlar birbirinin yarısı. Dolayısıyla buradaki açı 60'sa buradakini 30 diye 30 iki yazıyorum. katı çünkü doğru. Şimdi bir tane örnek yapalım. Cos x eşittir 2 bölü 5 demiş. Cos 2x nedir demiş. Bu tür soruları boş bırakıyorum hocam. Öğren, ne alakası var? Şimdi öğrendin. Cos 2x'in açılımı şu zımbırtıyı kullanırsak nasıl açarız cos 2x'i? Hocam X siz açın. eşittir 2 cos kare x, aynısını yazıyorum. Allah senin iyiliğini vermesin. Eksi 1 diyorum. Tamamdır. E cos x'i biliyordum Tonguç. 2 2 bölü bölü 5. 5'ti. O zaman yerine yazıyorum. 2 çarpı 2 bölü 5'in karesi cos kare diyor ya. Eksi 1 diyorum. E cos 2x'i buluyorum buradan Tonguç. 2 bölü 5'in karesi 4 bölü 25'tir. 2 çarpı 4 bölü 25 eksi 1, yani 8 bölü 25 eksi 1, yani eksi 17 bölü 25 çıktı. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Tonguç bak, Hocam bunlar ne işimize yarıyor hayatta? Ben onu soracaktım bunlar size. hayatta trigonometriyi anlamamıza yarıyor. Trigonometride öğrenmen gereken bir ders Tonguç. Bundan kaçış yok. Astronot olabilir miyiz hocam bunları öğrenince? Trigonometriyi bilmeyen bir astronot yoktur. O zaman Çünkü öğrenmem lazım doğru. Çünkü ben trigonometri astronot olmak istiyorum hocam. kim buldu biliyor musun trigonometriyi? Trigonometriyi bir Müslüman alim buldu. Hacı Baba, yok canım. Trigonometriyi eskiden Mısırlılar buldu Tonguç. Ondan sonra Türkler de geliştirdi. Ama esas Mısırlılardan çıktı Tonguç. Tamamdır hocam. Peki bu adamlar bu başımıza niye bunu çıkarmışlar sence? Bence kesin tarlalarını ölçmeye çalışırken olmuştur hocam. Evladım, piramitleri yaparken kullanmışlar. Of 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 of. Ne alakası var be ya? Hocam onu uzaylılar yaptı, kandırmışlar sizi. Ya hayır canım, Mısırlar yaptı. Evladım, sen hala ona inanıyor musun? Şehir Hocam efsanesi. insanlar yapamaz hocam. Çok büyük uzaylılar yaptı onu. Neyse Tonguç, saçmalama bak. 2 sin 2 x'i şöyle açıyoruz. 2 sin x çarpı cos x diye. Yani ben sana hemen bir örnek yapayım. Sin 60'ı nasıl açarız Tonguç o yüzden? 2 çarpı sin, bak buradaki 2 katı, buradaki 1 katı. Evet. O yüzden 2 çarpı sin 30 cos 30 diye açabilirim. Tamam mı Tonguç? Evet hocam. O zaman sen de şunu söyle. Sin 90'ı nasıl açabilirim mesela? 2 çarpı sin, 30. niye 30 Tonguç? 30 çünkü 90'ın kat 2 sin 45 sin 45. Ya seni gidi. Çarpı. Cos 45. İnanılmazsın. İşte bak, burada dikkat et. Bunun yarısını alıyorsun. Ne yazdıysam onun yarısını Anladım alıyorsun. hocam. Şimdi tan 2x'e bakalım. Tan 2x dediğimiz zımbırtı da, Tanya. hayır, onunla alakası yok şimdi. Daha oraya gelmedik. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x diye böyle birazcık karışık bir formülü var. Evet biraz karışık hocam. Gerçekten karışık Karışık gözüküyor. olanları ben yapmıyorum hocam. Böyle kafam hiç karışmıyor. Aferin, ne kadar güzel ya. Ben Sağlam açıklayamam. bir yöntem hocam. Tan 2x'i şöyle yapıyoruz Tonguç. 2, pardon, tan 60 diyelim bu sefer.
2 tan 30 bölü 1 eksi tan kare 30 diye yapıyorum. Tamamdır hocam. Oo, soru. Şimdi sin 2x'i yapalım bakalım. Hocam bunlar kahve mi? Şimdi bak, x açısı buradaymış, tamam mı Tonguç? Bir kere şunu unutmayalım. Dik üçgen gördük mü? 3, 4. Burası o zaman nedir Tonguç? 5. 5'tir. 3, 4, 5. Burası ile burasına eşit vermiş. O zaman burası da 5'tir. 5, 5 doğru. Şimdi Tonguç'um. Hocam onlar kahve mi? Tonguç, evet, bunlar birbiriyle kahve, tokuşturuyorlar. Şöyle düşün. Ben sana ne demiştim? Sin 2x'in açılımı neydi? 2 çarpı sin x çarpı cos x'ti. O da buna benziyor. Bak, 2 sin x cos x. Kahveleri birbirinden ayırıyoruz. Ama 2 tane var. 2 tane. 2 tane kahve. Bunlar birbirleriyle çift. Afiyet olsun. Dolayısıyla bu ne oluyor? Sin 2x oluyor. Şimdi Tonguç, sen bunu bulabilmek için demek ki sin x ve cos x'i bilmesin. Sin x'i bulmak için ne yapacağız? Buradaki üçgene bakacağız. Büyük üçgene. Burası 4, burası 8 ya. Evet hocam. O zaman hemen burayı hesaplayabiliriz. Pisagor'dan 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir. Buna a dersek a'nın karesi olur. A eşittir. Buradan 4 kök 5 çıkar. Ben işlemleri hızlı bir şekilde hocam, senin için hazırladım daha önceden. Tonguç'um bak. O zaman burası 4 kök 5 ya. Evet. Şimdi artık sinüs x'i yazabilirim. Sinüs her şeye karşıydı. Bölü hipotenüstü. Karşı bölü hipotenüs. Bu üçgende x'in karşısında bu var. Hipotenüs de budur. O zaman 4 bölü 4 kök 5 Tonguç. Ama 2 de var başında. Çarpı. Kosinüs ise komşusu bölü hipotenüsü. Yani 8 bölü 4 kök 5. İşte bu kadar. Harikasınız hocam. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Çatala çutala sadeleştirirsin falan. Bunlar sadeleşir. 4 bölü 5 çıkar. Tamam mı? Anladım hocam. O zaman bir tane daha soru. Artık sona yaklaştık. Geliyor. Bitiyor. Merak etme. En sade hali. En sade halini soruyor mu? Şimdi Tonguç bak, sin 2x gördün mü ya? Gördüm. Ben bunun açılımını biliyorum kardeşim. Hemen cos x çarpı tan x yazdım ya. Evet. Bunu da 2 sin x cos x diye açıyorum Tonguç. Doğru. Bu en fazla çıkan yarım açı formülü. O zaman çatara çutura birbirine götürdü mü? Güle güle. O zaman tan x de aslında neydi Allah aşkına? Sin x bölü cos x'i Tonguç. Karşı onu hatırlayalım. Bölü 2 sin x diyorum. Eşittir. Yukarıdakini aynen yazıyorum. Aşağıdakini ters çevirip çarpıyorum Tonguç'um. Tamam mı? Tamam. Çatara çutura birbirini götürdü yine. O zaman cevabımız 1 bölü 2 cos x. Tamam mı Tonguç'um? Hocam orada 2 çarpı sin x yazıyordu. İşte buradaki 2'yi buraya yazdım Tonguç. Bak burada kaldı. Ha pardon, özür dilerim. Şimdi de bir tane daha soru. Çok özür dilerim. Bak bundan sonra bitiyor söz. Sağlık olsun hocam. Bizim için uğraşıyorsunuz. Melek gibi insansınız. Zaten onu da ben çizdim hocam sizin için. Saçmalama evladım. Ne alakası siz var? Siz bir meleksiniz. Bu hocam. Ne ya? Evladım yalakalık yapma. Gözünü seveyim. Bu hocam, senin için çizdik. Ben evladım. Bir keleğim. Siz bir meleksiniz gerçekten. Ya Allah. O kadar öğretiyorsunuz. Hala karşı komşum Tanya'yı öğrenemedim hocam ya. Bu karşı komşum Tanya değil. Evladım bu tan 2x'in açılımı. Tan 2x'in açılımı neydi? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'ti. Dolayısıyla ben bunun yerine 2 tane tan x bölü 1 eksi tan kare x yazarsam, bunu da yerine koyarsam 2 çarpı 2 bölü 7 bölü 1 eksi 2 bölü 7'nin karesi. Cevabımız 4 bölü 7 bölü 4 bölü 49 eder bu da. Bunları çıkartırsak 45 bölü 49 eder. Ters çevirip çarparsam da 49 bölü 45 ile çarparsam çatara çutara birbirini sadeleştirir. 28 bölü 45 çıktı. Tamam mı? Çok iyi buldunuz hocam. Ama bize cot 2x'e soruyor. Hayda. Ya tan x'i bulduk ya biz. Aşırı basit bir metot var. Tan ve cot birbirinin tersiydi. O zaman cot 2x'te nedir Allah aşkına? 48 bölü 25. Şey 45 bölü 28. 45 bölü 28. Cin gibisin var çok ya. Çok zekiyim hocam. Efsanesin Tonguç. Aferin, bugün de çok güzel bir ders çıkardın. Tonguçakademi.com'a mutlaka üye ol Tonguç'cum. Tamam, hemen bütün üye videolar oluyorum. Orada daha düzenli. Kuzenlerimi de üye ediyorum. Sınıflara göre unutma. Bütün videoları da paylaş her yerde. Bak sağda, üstte, altta paylaş butonları, onlara bas. Tamamdır hocam. Ödülü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım.